şanslıyız yani. İnşallah. En azından inşallah, evet, böyle bir evet, şeyin başlangıcı evet, bile çok bence prensesinin müjde. Dur ben de abim yanına şöyle. Hocam şimdi Perintons Antik Kent'te çalışma başladı. Evet. Kazı çalışmalarına başladınız. Çalışmalar nasıl gidiyor? Kaç kişiyle başladınız? Şu anda bu çalışma tamamlandığında kaç yıl sürer? Evet. Çalışmalarımız geçen yıl başladı Akropolis'in batısında. Bu sene tiyatroda devam ediyoruz. Akropol çok büyük bir alan kaplıyor. Kentin tepe kısmı. 1,5 kilometre uzunluğunda, 500 metre genişliğinde muazzam büyük bir alan. Ve burada çok büyük anısal yapılar, kentin kamu yapıları bulunuyor. Tiyatroda bunlardan biri. Buradaki tiyatronun önemi kentin prestij yapılarından bir tanesi ve Türkiye Trakya'sının en önemli, en büyük daha doğrusu tiyatrosu. Her ne kadar basamaklar, oturma sıraları gömükse de bunların kazı sonucunda çıkarılabileceğini umuyoruz. Halk tarafından daha önce farklı binaların yapımı için, modern binaların yapımı için taşındığı söylense de orada görmüş olduğunuz sondajlarda orijinal basamaklara ulaşmayı planlıyoruz. Peki hocam, burası, şu anda ele geçen bu malzemeleri değerlendirirsek burası kaç yıllık bir? Burası en erken malzemeler karışık tabakadan gelmekle birlikte dolgu içinden 6. yüzyıla kadar milattan önce, yani arkaik döneme kadar buluntu veriyor. Özellikle seramikler ama 4. yüzyıl ağırlıklı ve daha sonra Roma ağırlıklı. Yani şöyle söyleyebiliriz, klasik dönemde başlamış, zaten tipik bir Yunan tiyatrosu görünümünde sırtına yamaca dayamış. Daha sonra Roma'ya kadar kullanılmış olduğunu Roma sonuna kadar söyleyebiliriz. Peki yaptığınız incelemelere göre kaç kişilik bir tiyatro salonu? Onu tam olarak kestirebilmek mümkün değil. Ancak ben size dıştan dışa ölçülerini söyleyeyim. 90 metreye 130 metre oldukça büyük bir tiyatro. Ve Türkiye Trakya'sının dediğim gibi antik kentleri arasında ortada olan, bilinen en büyük tiyatro. Peki hocam, kentin tarihi ne kadar eski? Şimdi kentin kuruluşu hem antik kaynaklarda hem de modern batılı batı literatüründe M.Ö. 600'lerde, yani arkaik dönemde Samos'tan gelen Yunan kolonistler tarafından kurulduğu bilinmekle beraber geçen yıl Akropol batısında yaptığımız kazıda elde ettiğimiz prehistorik seramik ve taş alet parçaları Tunç Çağı'na tarihleniyor ve kentin iskanını çok daha önceye çekiyor. Zaten Herodotos buradan bir Trak kalesi olarak söz ediyor. Trakların da öncesi prehistorik dönem yerleşmeleri ve prehistorik katmanlarının varlığını umuyoruz ki bu küçük seramik parçası ve taş aletler de bunu kanıtlıyor. Kentin çok geniş bir teritoriumu var, yani hakimiyet alanı. Burada da zaten daha önceki yıllarda yapılan çeşitli araştırmalarda prehistorik, yani tarih öncesi dönem tabakalarına ulaşılmıştı. Burada da olmaması mümkün değil. Bu küçük seramik parçası da bize bunu kanıtladı. Yani 5000 yıl önceye gidiyor rahatlıkla diyebiliriz. Peki hocam, kaç yıl sürer bu kazı? Bu kazı oldukça uzun sürer. Yani yapı bazında düşünürsek işçi sayısı ve tabii ki çalışan sayısına bağlı olarak yapılar tek tek açığa yani 5-6 senede çıkartılabilir. Ama kentin tamamı, Akropol 1,5 kilometre uzunluğunda bir Akropol, 500 metre genişliğinde çok uzun yıllar süreceğini tahmin ediyorum. Mesela Efes 100 yıldır kazılıyor, Pergamon 100 yıldır kazılıyor. O kadar belki sürmese bile çok uzun süre, çok uzun soluklu bir çalışma bu ve kentin tamamının ortaya çıkartılması oldukça uzun yıllara dayanacak diye düşünüyorum. Hocam peki kentin başka prestij yapıları var mı? Kazıları var mı? Yapıları var tabii. Bunu yine antik kaynaklardan biliyoruz. Sikke betimlerinden biliyoruz. Büyük tapınakların olduğu, özellikle Akropol, büyük kamu yapılarının olduğu bir alan. İmparatorların gözde kenti bu. İmparator Hadrianus ve daha sonra Septimius Severus gibi imparatorların gözde kenti ve kente ayrıcalıklar veriyorlar. Neokoros ünvanı. Bu bir şeref bayisi ve onlar da imparator adına çok büyük yapılar, tapınaklar ve kamu yapıları inşa
inşa ediyorlar. Tiyatrodan başka stadyon var. Stadyon da çok önemli bir yapı. Onu da ileriki yıllardaki kazı projemize dahil etmeyi planlıyoruz. Bunun dışında gömük olan gördüğünüz gibi Akropol'de mutlaka bu Letterion gibi meclis binası veya Agora veya hamamlar gibi farklı büyük yapılarında olduğunu düşünüyoruz. Bunlar da ilerleyen çalışmalarda, jeofizik çalışmaları sonucu saptamalarımız ve kazı çalışmalarımız sonucunda ortaya çıkacak. Başkanım, önemli bir çalışmaydı sizin için. Çok da önem veriyordunuz bu çalışmaya. Neler söyleyeceksiniz? Bildiğiniz gibi çalışmalarımız başladı. Geçen yıl kuruldu zaten kazı başkanlığımız. Geçen yıl çalışmalara başladı. Bu yıl daha süratli bir şekilde devam etmektedir. Buna göre kazı çalışmalarımız devam ediyor. Kültürel varlıklarımız gün yüzüne çıktığı sürece tabii ki turizme de katkısı olacak. Bizim Marmara Ailesi'ne de katkısı olacak. Herkese, Türkiye'ye de katkı sağlayacaktır büyük oranda. İnşallah hayırlısı olsun.